İncin'in aldığı iki topun numaraları toplamı 13'müş. Çağrı'nın aldığı iki topun numaraların çarpımı İncin'in aldığı iki topun numaraları çarpımına eşitmiş. Şimdi ne olabilir? 1'e 12, aynı zamanda 2'ye 11, 3'e 10, 4'e 9, 5'e 8, 6'ya 7. Şimdi buradaki ifadenin toplamları 13. Çarpımları da 12. E çarpımları 12 ise o zaman örnek veriyorum. 6 ve 2 alabilir. Yani bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı değer olacağı için cevabımız C seçeneği. Şuraya baktığımızda burası çarpı ve burası ne olacak? Eksi olacak. 6 çarpı 2, 12. 15 eksi 12, 3'ü sağlıyor. O zaman bizim karemiz çarpma işlemi olacak. Yıldızımızda çıkarma işlemi olacak. Yukarıdaki ifadeye bakalım. Burası çarpma. Burası aynı şekilde çarpma. Önceliğimiz çarpma olduğundan burası 12. Burası da aynı zamanda 2 olacak. Ve bunların toplamları olsun ki 19 versin. O zaman üçgen de aynı zamanda toplama işlemi olacak. Şimdi buraya yerleştirelim. Bu şekilde çarpmaydı. Yıldız eksiydi. 9 çarpı 7 63. 63 eksi 3, 60, 60 artı 2'den doğru cevap D seçeneği. Şuradaki ifadenin farkına bakalım. Z, Y eksi, Y, Z eşittir 27. Aynı zamanda şuradaki ifadenin farkına baktığımızda X, Y eksi, Z, eşittir 50. İfadeyi düzenlediğimizde 10, Z artı, Y eksi, 10, Y eksi, Z. Buradan 9 parantezini aldığımızda z eksi y eşittir 27'den demek ki z eksi y'miz 3 olacak. Şuradaki ifadeyi düzenlersek 10x artı y eksi 10z eksi y. Y'ler gitti. Buradan da aynı şekilde 10 parantezini aldığımızda x eksi z'miz 5 olacak. Şimdi taraf tarafa yazalım bunları. Taraf tarafa yazdığımızda ve topladığımızda x eksi y 8 olmuş olacak. Şimdi ben x'e 9, y'ye 1 verdiğimde şu şekilde sağlaması gerekiyor. Şimdi x'imiz 9, y'imiz eğer 1 ise ifade sağlıyor mu bakalım. Şimdi burada y'imiz 1 olacak. Aynı zamanda burada x'imiz 9 olacak. Y'imiz de 1 olacak 91. Şimdi 91'den 50 çıkardığımızda 41 olacak. O zaman demek ki Z'miz 4 olacak, Y'miz 1 olacak. Şimdi 41'den 27 çıkardığımızda, aynı şekilde şu şekilde 27 çıkardığımızda, burası da 14 olacak. Sağlıyor. Demek ki Z'miz 4, Y'miz 1, X'miz 9 olacak. Bunların toplamlarını sorduğu için cevabımız E seçeneği. İki sayısını 7'ye bölelim. Buradan kalan 6. Buradan kalanımız 4. Buradan kalanımız 5. Buradan kalanımız 1. Buradan kalanımız 3. Buradan kalanımız 2. Şu ifadeye baktığımızda buradan kalanımız 6. Ve tekrar başa döndük. 1 2 3 4 5 6 devreden 6'dan sonra başlıyor. O zaman 34'ü 6'ya böldüğümüzde kalanımız 4. Yani 4. sayı 1 2 3 4 7 olduğu için burada 7 olmuş olacak. Aynı şekli 5'i 7'ye bölerek bakalım. 5'i 7'ye bölelim. Buradaki kalanımız 1. Aynı zamanda buradaki kalanımız 3. Buradaki kalanımız 2. Buradaki kalanımız 6. Buradaki kalanımız 4. Buradaki kalanımız 5. Devam edelim. Buradaki kalanımız aynı zamanda 1 olacak ve başa döndük tekrardan. Hangi sayıdan sonra? 1 2 3 4 5 6. Yani 6 tane sayıdan sonra başa dönüyoruz. Aynı şekilde 34'ü 6'ya böldüğümüzde kalanımız 4'tü. 4. sayı 1 2 3 4 olduğu için yani 2 olduğu için 2 ile 7'yi topladığımızda cevabımız C seçeneği olacak. Burası 7.33'müş. Aynı şekilde burası da 2.47'ymiş. Buradan 2, buradan 2 olduğu için 4 çıkarmam gerekiyor. O zaman 7.33'ten 4 çıkaracağım. 4 çıkardığımda 7.29 yapacak. Şimdi bu halının şuradaki uzunluğu olmuş olacak. Devam ediyorum. Şuradaki uzunluğunu bulacağım. Aynı zamanda 4 çıkaracağım tekrardan. 2.47'den 4 çıkardığımızda burada 2.43 elde etmiş olacağım. Ve halının kenarlarını bulduktan sonra çarpacağız. Şu ifade 729 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu ifade 243 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi şu ifade 3 üzeri 6. Şu ifade 3 üzeri 5. Bunları çarptığımızda üstler toplanır. 3 üzeri 11 çarpı 10 üzeri eksi 4. Doğru cevabımız A seçeneği. Çokgen sayısı çiftse bunu kullan, tekse bunu kullan diyor. O zaman başlayalım. Beşgen tek olduğu için buradaki ifadeyi kullanmam gerekiyor. Yani kök içinde 10 eksi kök içinde 96. Devam ediyorum. Üçgen sayısının kenar sayısı 3 olduğu için yine tek olan ifadeyi kullanacağım. 6 eksi kök 32. Şuradaki ifade çift olduğu için çifti kullanacağım. 8 artı kök 48. Şimdi bu ifadeyi iki cinsinden yazmam gerekiyor ki kurallı kullanalım. Burası 2 kök 24. Aynı şekilde bu ifade 2 kök 8. Bu ifade 2 kök 12. Bunların çarpımı eğer 10'u veriyorsa bu şekilde arkadaşlar kuralımız vardı. Yani 8 çarpı 3 10'u vermiyor. O zaman 6 çarpı 4'e bakalım. 6 çarpı 4 burada 2 olmak zorunda bu kuralı yapmak için. 6 çarpı 4 24 ise bunların toplamı 10'u veriyor. Güzel. O zaman kök 6 burada eksi olduğu için eksi kök 4. Devam ediyorum. Aynı şekilde 4 çarpı 2 çarpanlar olduğu için toplamları 6'yı veriyor mu? Evet veriyor. O zaman bu ifadeyi eksi buradaki ifade eksi olduğu için eksi kök 4 artı kök 2 şeklinde yazacağım. Buradaki eksiyi dağıttım içeri. Aynı şekilde bu ifadeye baktığımızda 6 çarpı 2 toplamları 8 olduğu için ben de bu ifadeyi kök 6 eksi kök 2 şeklinde şuraya yazacağım. Burası artı olduğu için biz bu ifadeyi kök 6 artı kök 2 şeklinde yazıyoruz. Düzenlersek bu ifade yok oldu. Aynı zamanda bu ifade yok oldu. Burada 2 olarak çıktı. Burada 2 olarak çıktı. Eksi 2 ile eksi 2 topladığımızda cevabımız A seçeneği olacak. Hatayı yaptığı son sütunumuz 20 olacak kesinlikle. Ve toplamları 32 olduğundan 32 ile 20'yi çıkardığımızda 12 ve bir fazlasını yazacağı için cevabımız 12 eksi 1'den 11 olacak. Mesafelerimiz eşit. Burası x olsun. Burası x olsun. O zaman mutlak a eksi b eşittir. x'tir. Aynı zamanda 2a ile b'yi çıkardığımızda şu ifadeyi düzenlediğimizde mutlak 2a eksi 5b eşittir. x'tir. Bunları birbirine eşitlersek a eksi b eşittir. 2a eksi 5b Buradan a'mız 2 b gelmiş olacak. Şimdi bunun eksilisini eşitlerken sağlamadığını e, göreceksiniz. O yüzden ben sadece bu olayı aldım. Şimdi bir de şu ifadeyle şu ifadeyi çıkardığımızda yani olayımız aslında mutlak a-4b arasındaki uzaklık 2x olduğu için 2x diyeceğim. a-4b eşittir 2x. Buradaki A gördüğüm yere 2B yazarsam yani eksi 2B eşittir 2X'ten B'miz eksi X olacak. B'miz eksi X ise A'mız da eksi 2X olacak. Öncüllere bakalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için bu doğru. İkisinin toplamları eksi olacak. Evet doğru. B'nin A'dan çıktığı durum artı olacak. Eksinin artıya bölümü eksi olacak. Doğru. A ile B'yi topladığımda eksi olacak. Ama a'nın işareti de eksi olduğu için eksinin eksiye bölümü artı olacağından sıfırdan küçük demiş. Bunu alamayacağız. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir sayı doğrusu çizelim. Buradaki ifadeye a diyelim. Buradaki ifadeye b diyelim. Sıfır şurada olsun. Şimdi şuradaki mesafemiz x olsun. İşaretlediğimiz artı 3 noktası da burada olsun. Şimdi bu mesafemiz mutlaka 3'tür. Bu mesafemizde otomatikmen ne olmuş oldu? X artı 3 olmuş oldu. Şimdi diyor ki A noktasının sıfıra olan uzaklığı B noktasının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşitmiş. Yani şu demek istiyor. X artı 6 bölü 2 eşittir X'miş. Buradan X artı 6 eşittir 2X ise x'imiz ne olmuş olacak? 6 olmuş olacak. Şimdi bize A ve B noktaları arasındaki uzaklığın alabileceği değer hangisi olabilir demiş. Şimdi x'i 6 bulduk. Burası 6. Aynı zamanda şu ifade ne olmuş olacak? x artı 6'dan 9 olmuş olacak. Hatta 12 olmuş olacak. 12 ile 6'yı topladığımızda cevabımız C seçeneği olacak. Yani şuradaki x yerine 6 yazdığımda 9. Bir de burada 3 var 12. Bir de burada 6 var 18 olabilir diyeceğiz. Şimdi bu ifadede 1 çarpı n eşittir 2 çarpı z'ye x çarpı 8 aynı zamanda 4 çarpı y bunlar birbirine eşittir. Ben bunları 24k'da birleştireceğim. 24k'da birleştirirken z'miz o zaman kaç olmuş olacak? 12k. 12'nin katları olmuş olacak. Aynı zamanda x'imiz 3'ün katları olacak. Aynı zamanda y'imiz de 6'nın katları olacak. Harbiden sağlıyor mu? Burada mutlaka 3'ün katı olan bir sayı olması lazım. O da 3'tür. O zaman x'imiz burada 3 olacak. Aynı zamanda y'ye bakalım. Y'de 6'nın katları olacak. 4 ile 8 arasında 6'nın katı 6 var. Aynı zamanda z'ye baktığımızda 12k olacak. Yani 12'nin katı olan 12 ve n'miz de zaten 24 olacağı için buraya da 24 yazıyoruz. Şimdi x'imiz 3, y'miz 6, z'miz 12, n'miz de 24. Bunların toplamları 45 olacağından dolayı cevap C şıkkı. Ege'nin tahmini doğruysa o zaman Ege 201, 202, 203, 204 ve 205 alır. Aynı zamanda Ali'ninki doğru ise Ali'ninki doğru olduğunda Demet ve Ege'nin yanlış olacağı için o zaman Ali'nin bir tane değeri vardır. O da 220'dir. Şimdi Demet'inki doğru olsun. Diğerlerinki yanlış olsun. Demet'in ki doğruysa şimdi Ali 205 ile 230 arasındaki tahmin yaptığı için mutlaka Demet'in 230'dan büyük olması gerekiyor. Hatta 230 olabilir. Yani 231 ta ki 239'a kadar. Kaç tane sayımız var burada? 10 tane sayımız var. Burada 1 tane, burada 1 2 3 4 5 tane var. Toplamda kaç farklı değer alır diyor? 10 demet alıyor. 1 tane Ali tahmin ediyor. 5 tane de Ege. Buradan da cevabımız 16 olacak. Şimdi normal şartlar altında bizim şartımız saçlarının boyalı olmaması. Ama kümede saçlarını boyalı olanlar olarak almış. Biz bunu çıkaracağız. Yani A kesişim C fark yani fark demek o kümeyi alma demek. Kimi almayacağız? B'yi. Buradaki şıkları sağlayan C'dir. Şıkları incelediğimizde A şıkkında A artı B eşit 0 ise Acaba diyor A eksi B eşittir sıfır mıdır? Yanlış. Bunlar sağlamayacak. B şıkkına baktığımızda A artı B eşit sıfır ise mutlak A eşit mutlak B'dir. Örnek veriyorum. Buraya eksi 1 verdiğimde buraya artı 1 verdiğimde bu ifadeyi sağlayacak ve burası doğrudur. Diğer şıklara denediğimizde yanlış çıktığı için doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi fonksiyon 3 farklı noktada birleşiyorsa şimdi fonksiyonu tamamlayalım. Şimdi yeşil aynı zamanda şöyle geliyor. f(x) fonksiyonu bu şekilde gidiyor olsun. Aynı zamanda h(x) de şu şekilde bakın 3 farklı noktada birleşmiş oldular. Ben de diyorum ki arkadaşlar şuradaki n'yi buradan alalım. n burada olsun. Şimdi burada f(n) Gn'den küçük mü? Yani de şu şekilde çizmiş olalım. Gn'miz bu. Şimdi Gn'miz altta kaldığı için, yani şu ifade, yani Fn ifadesi en altta kaldığı için yeşil ifadesi Gn'den küçüktür. Evet, bu küçük ise diyor. Bu küçük ise, acaba Gn Hn'den küçük mü? Bakalım. Bu noktada Gn Hn'den küçük mü? Şimdi Gn ifadesi sabit olan ifade gen HN ifadesi kırmızı ile gösterilen ifadedir. Şimdi kırmızı ile gösterilen ifade en yukarıda olduğu için G onun altında olduğu için bu sağlıyor. Şimdi burada GN HN'den küçük ise şimdi GN aynı zamanda HN'den küçüktür. Acaba bu noktada FN HN'den küçük mü? Bakalım şimdi F'imiz bu noktada en aşağıda en üstteki ifade haşen olduğu için evet bu da sağlayacak. Şimdi üçüncü öncüle baktığımızda şimdi üçüncü öncülü şurada deneyelim. Çünkü demiş ki haşen efenden küçük olsun. Tamam şurada şu aralıkta olsun mesela. Bu aralıkta olduğunda sağlayacak. Ki ise diyor. Acaba şu olay sağlayacak mı? Burada f'en küçük gn demiş. Hayır buradaki noktada f'en mutlaka büyük olacak. Kimden? gn'den. O zaman bu şart sağlamayacak. Öncüllere baktığımızda cevap 1 ve 2. Tanım kümesinden sıfırı at demiş. Tamam. Şimdi hangisi sadece görüntüsü tam sayılar olmuştur. Bakalım. F'in içine gx yaz demektir. gx kim? 3x. Ben gidip f'deki x gördüğüm yere 3x yazarsam f 3x eşittir 3x artı 1 bölü 2 olur. Burada 1 bölü 2 ile 3x olduğu için bunların toplamları sadece tam sayılardan oluşmayacak görüntü kümeleri. O zaman bu yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda f'in içine 2x yazıyor. Yazalım. 2x artı 1 bölü 2 olacak. Aynı zamanda bu da aynı şekilde sadece tam sayı olmayacak. Şu ifadeye baktığımızda 2fx artı gx şeklinde ayrı ayrı yazdım fx'imiz x artı 1 bölü 2. 2'yi dağıttığımızda 2x artı 1. gx'imiz de 3x olduğundan burası 5x artı 1. Evet bu sadece tam sayılardan oluşacağı için doğru cevabımız yalnız 3. Bulut küçükken babası kendisinden 85 santimetre uzunmuş. Şimdi olayı şöyle kurgulayalım. Burası bulut. Babası Bulut küçükken x santimetre olsun. Babası da x artı 85. Şimdi bulutun boyu iki katına çıktığında babasının boyu değişmeyecekmiş. Ve bu durumda boylar arasındaki fark 5 santimetreymiş. Şimdi x buradan ne olacak? 90. Şimdi babasının diyor boyu aşağıdaki değerlerden hangisi olabilir diyor. Şimdi ben burada x yerine 90 yazdığımda 85 ile topladığımda bir kere 175 olabilir. Bir de ben şunu biliyorum. Arasındaki farkın 5 olduğunu bildiğim için 80'e 85 de olabilir. Yani 165 de olabilir. 175 olamayacağından dolayı cevabımız 1 ve 3 olacak. Burada a sayısı pozitif bir tam sayı. Ve birinci dereceden bir px ve qx polinomlarıymış. Şimdi px'i 2x artı 4. Qx'i de 3x artı 4 seçmeliyim. Sabit sayıları aynı seçeyim ki şu şartımı sağlamış olsun. Bu şartı sağladığında a'lar pozitif mi bakalım. P'de x yerine a koyduğumuzda pa eşittir 2 artı 4. Aynı zamanda küçüktür q 1'den demiş. Yani 7'den. Buradan 2a 3 ise a'mız mutlaka 3 bölü 2. Yani 1 buçuktan küçük olacak ki o da tam sayı olan 1'dir. Şimdi aynı zamanda ikinci öncüle baktığımızda p1 q a'dan küçükmüş. Yani 6 küçük 3 a artı 4 buradan 2 küçük a aynı zamanda 2 bölü 3 büyük olacakmış a. Burada da tam sayı çıktığı için mevcut sağlıyor. Şimdi öncülere baktığımızda p1 Q1'den küçük müdür? Evet. P1 sayısı buradan 6. Q1 sayısı 7 olduğundan şartımı sağlıyor. P-1 ile Q-1'i yerine yazdığımızda P-1 Q-1'den küçüktür demiş. Doğru mudur? Şimdi yerine yazalım. 2 acaba küçük müdür? 1'den yanlış. Q2 ile P2'yi çıkardığımızda 0'dan küçük yapar demiş. Bakalım 2 koyduğumuzda 10 eksi p2 de 8 olduğundan pozitif çıktı. Bu da yanlıştır. Doğru cevap yalnız A. Şimdi Cenk ve Ersin kardeşler kumbaralarında eşit miktarda para biriktirmişler. Babaları Cenk ve Ersin'e yaşlarınız ile doğru orantılı miktarda para harcayabilirsiniz dedikten sonra Cenk Ersin'den 12 TL fazla harcamış. Şimdi Cenk ve Ersin. Cenk'in yaşı 7, Ersin'in yaşı 6. Şimdi yaşları e, ile doğru orantılı harcayacaksa 7K harcamış. Bu da 6K. Peki Cenk Ersin'den 12 TL fazla harcadığı için aralarındaki fark 12 olacak. Demek ki K'mız 12 olacak. Buradan 84 TL Cenk harcıyor. Buradan da 72 TL Ersin harcıyor. Şimdi kumbarasında diyor en az toplam kaç para vardır? Şimdi 72 ile 84'ü topladığımızda burası 156 olacak. Ki paranın mutlaka 156'dan büyük olması gerekiyor. Başlangıçta paramız vardı. O yüzden cevabımız 168 olacak. Burada 9 adım atıp 8 adım ilerleyecek. İlerliyor diyelim. Aynı şekilde 6 adım atıp 5 adım ilerliyor. Ekokun aldığımızda 36 adımda 36 adımda bu kişi 32 ilerleyecek. Aynı diğeri de 36 adımda 30 ilerleyecek. Yani arasındaki farkımız 2 olmuş olacak. Şimdi son 2 adımı birlikte atacaklar. O zaman 4 çarpı 36 eşittir 144. Kalan 2 kalmış oluyor. O zaman 4 çarpı 2 8 adım ilerlemiş olacak. Yani ilerleme olmayacak aslında. Son 2 adımı birlikte atıyorlar. Doğru cevabımız 8 olmuş olacak. Herkes dilim aldığı için 90 eksi 30 eşittir 60. Yani herkes dilim aldığı için 60 tane almış olacak. 24 dilim tabakta kalmış. Niye? 6 dilim burada kalmış. 8 dilim burada kalmış çikolatalıdan. 10 dilim meyveliden kalmış. Toplamda 24 dilim kalmış. 60 eksi 24 ifadesi 36'dır. 36 dilimi ekstradan 2 dilim alanlar alacak. Yani toplamda 3 dilim alması için bunu kullanacağız. O zaman 36 bölü 2 eşittir. 18 cevabına ulaşmış olacağız. Şimdi yani Tuana marketten çıkacak. Eve doğru gidecek. Şimdi 8 kilometre hızla gittiğinde birimler aynı olması gerekiyor. 3 dakika 3 bölü 60 saat olduğu için Tuana şuraya kadar gelmiş olsun. Yani 8 çarpı 3 bölü 60. Yani Tuana 24 bölü 60 kilometre gidiyor. Sadeleştirirsek yani Tuana'nın gideceği yol 4 bölü aynı zamanda 10'dur. Şimdi Umut Tuana'ya yetişmek için 12 kilometre hızla gidiyor. Lakin Tuana biraz daha devam ediyor. Tuana x kilometre devam etsin. Umut'un gideceği yol toplamda 4 bölü 10 artı x kilometre olacak. Umut'un hızı 12 idi çarpı t sürede gitsin. Şimdi buradaki xlik mesafeyi de Tuana 8 çarpı t zamanda gidecek. Yani x eşittir 8 çarpı t aynı zamanda aldığı için bunları birbirine oranladığımızda tler gitti aynı şekilde. Sadeleştirdiğimizde burası 3, burası 2 olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 8 bölü 10 artı 2x eşittir 3x. Buradan x'imiz 8 bölü 10 olacak. Peki şimdi şunu söylüyor bize. Umut Tuana'ya poşeti verdikten sonra tekrar geri dönüyor. Aynı mesafede aynı mesafede Tuana eve gitmiş olacak. Yani 1, 8 bölü 10 daha gitmiş olacak. Bu da 16 bölü 10 olmuş oldu. Bu ifadede 1.6 yaptığı için doğru cevabımız Bursa olacak. Önce E noktasında sonra F noktasında karşılaşacaklarmış. O zaman burası X ise burası X artı 10'dur. Buraya da A dersek burası da A. Şimdi birinci karşılaşmayı yapalım. A artı X eşittir. V2 çarpı T olsun. İkinci karşılaşmayı yapmadan önce V1'in aynı zamanda E'ye gittiği duruma bakacağız. Yani buradan X artı 20 artı A artı 20 eşittir v1 çarpı t. Düzenlersek x artı a artı 40 eşittir v1 çarpı t. Şimdi v2 v1'e böldüğümüzde a artı x bölü x artı a artı 40 yani v2 bölü v1 yapıyoruz. Şimdi f'de birleşsinler. Yani x artı a artı x artı 10 eşittir. V1 çarpı t. Aynı zamanda 30 artı a eşittir. V2 çarpı t. Aynı şekilde V2 bölü V1 şeklinde oranlarsak 30 artı a bölü 2x artı a artı 10. Şu eşitlikten a'yı bulabiliriz. Yani a artı x eşittir 30 artı a'dan. X'imiz 30 olacak. Şimdi X'imiz 30 olacaksa bize AB uzunluğunu sormuş. Yani şurayı sormuş. Burası da 50. Doğru cevabımız B seçeneği. Toplamdaki mal varlığı toplam 16 X olsun. Şimdi burada erkek anne aynı zamanda kız ve anne şeklinde olayı bir düzenleyelim. Şimdi bu durumda şunu söylüyor. Eğer oğlum olursa diyor malımın dörtte birini sana. Yani 16x'in dörtte biri 4x. Geri kalanını oğluma diyor. Yani geri kalan da 12x. Eğer diyor kızım olursa 3 bölü 4'ünü sana. Demek ki bunun 3 bölü 4'ü 12x yapacak. Geri kalan kısım ise 4x'i kızına vermiş olacak. Şimdi anneye verdiği oranlar aynı olması gerekiyor. O zaman ben bunu eşitlemeye çalışırsam. Şurayı neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Burayı da aynı şekilde 3 ile çarpacağım. Demek ki erkek 36x kız 4x alıyor. Annemiz de 12x alıyor. Şimdi erkek çocuk malın kaçta kaçını almıştır? Toplamdaki 40, 52 erkek çocuğunu sorduğu için 36x Şimdi sadeleştireceğiz. Olayı sadeleştirdiğimizde 4'e böldüm. 9. 4'e böldüğümde 13 olacak. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi A'dan B'ye gidecek. Sonra C'den D'ye gidecek. Olayı bu şekilde görselleştirirsek burası 128 kilometre. Tabi burasını soruyor bize. X. Burayı bilmiyoruz. Şu ifade 134 kilometre. Bunların toplamı yani 128 ile 134'ün toplamı burası e, 262 olacak. Şimdi A ile D şehirleri arasındaki mesafe 225 olduğuna göre aynı yolda iki tabalı arası uzaklık kaçtır diyor. Şimdi 262'den 225 çıkardığımızda doğru cevabımız 37 olacak. Bu soruda hasta olanların 1 bölü 7'si 3'ten sonra gelmeyen ise tüm muayene olanların 7 katı olmalı. O yüzden cevabımız D seçeneği olabilir şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi kravat, gömlek, pantolon. Şimdi kravat eğer 100 x ise gömleğimiz 125 x olacak. Aynı zamanda pantolon da 125 x çarpı 5 bölü 4 olacak. Şimdi 40 tane kravat varmış. O zaman 40 çarpı 100x artı 20 tane gömlek varmış. O zaman 20 çarpı 125 çarpı x. Aynı şekilde 16 tane de pantolon varmış. 16 çarpı 125 x çarpı 5 bölü 4. Toplamdaki 14.400 TL para kazanmış. Düzenlersek bunları 4000 x her birinden birer tane sıfır silersek. Artı 2500x artı 2500x eşittir 14400 Şimdi iki sıfırla gittiğinde olayı tekrar düzenli hale getirelim. 40x artı 25x artı 25x eşittir 144. Buradan 90 x'imiz eşittir 144 ise x'imiz 16 bölü 10 olacak. Bize pantolonun satış fiyatını sormuş. Başlangıçta neydi? 125 çarpı x çarpı 5 bölü 4'tü. 16 bölü 10 bulduk. Yerine yazarsak şuraya 16 bölü 10 yazdık. Buradan sağda işlemleri yaparsak sonucumuz 250 olarak bulunmuş olacak. Yapılacak işimiz 30, 24, 20 olduğundan bunların ek okunu alacağız. Bunların ek oku da 120x olsun. Bu yapılan iş olsun. Şimdi bir günde bir günde yapılan işi bulacağız. Şimdi aynı şekilde Ekim var. Derya var. Ve Turgut var. Şimdi biz bunların bir günde yapacağı işi buluruz. Çünkü Ekin'in bir günde yapacağı iş 4x. Derya'nın 5x aynı şekilde turgut'un da 6x olacak. Buradan buradaki işimizin toplamı 9x, buradaki işimizin toplamı 11x, buradaki de aynı şekilde 10x ve bunların toplamı da 30x olacak. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba 30x. Perşembe, cuma, cumartesi 30x. Pazar, pazartesi, salı 30x. Geri kalan 120 olması için Çarşamba, perşembe ve cuma bitmesi gerekiyor. Doğru cevabımız cuma. Öncelikle M şirketini bulabiliriz. Çünkü bu 3 şirket 2000 yılında 26 yıllık geçmişe sahipken en genç olan M şirketi 2 yıllıksa o zaman 2000 yılından 2 çıkardığımızda M şirketi 1998 yılında kurulmuştur. Şimdi bu üç şirket toplamda 170 yıllık geçmişe sahip oldukları 2000 BC yılında birleşmek üzere sözleşme imzalıyorlar. Bu şu demektir? Şimdi 170 26 144 yapacak. 3 şirket olduğu için üçe böldüğümüzde burası 48 yapacak. Demek ki bu ifadede şunu anlıyoruz. 2048 yılında birleşmiş olacaklar. Demek ki buradan B'miz 4 olacak. C'miz de 8 olacak. Şimdi A'ya da herhangi bir değer verebilirsiniz. A'ya da sağlaması için 3 veriyorum. Şimdi ben X'i bulabilirim. Yani 2034 eksi 1998 bize X'i verecek. Bu da 36'dır. Demek ki X'imiz 36 yaşında. Şimdi X'imiz 36 yaşındaysa buraya 36 yazdığımızda burası 56 olacak. Demek ki ben bu ifadeyi yerine yazdığımda 2043'ü burada yerine yazmış olduk. 56 çıkardığımızda buranın 1987 olduğunu görmüş olacağız. Peki aynı şekilde x'i 36 bulmuştuk. Buraya yerine yazarsam burası 49 olacak. Şimdi aynı şekilde 2038'den de 49 çıkardığımızda L'yi bulacağız. Bu ifade bize 1989 yılında L'nin kurulduğunu söylüyor. En yaşlısı hangi yılda kurulmuştur demiş. En yaşlısı K 1987 yılında kurulmuştur. Listeye baktığımızda iki kişinin sırası belli. Diğer iki kişinin sırası yanlış. O zaman dört tane durumdan ikilisi olacak. Tabi bu iki kişi kendi arasında yer değiştiği için çarpı iki. 4'ün ikili kombinasyonu 6'dır. 6 çarpı 2'den cevabımız 12 olacak. Birinci kutuya 4 tane toptan biri gelebilir. 1 bölü 4. İkinci kutuya 3 tane toptan biri gelebilir. 1 bölü 3. Aynı şekilde 1 bölü 2. Aynı şekilde 1. Şimdi bunları çarptığımızda 1 bölü 24 cevabına ulaşırız. Şimdi katlanan ifadeyi eski haline getirelim. Şu şekilde. Ve getirmeden önce şurada muhteşem üçlü gördük. Demek ki şunlar birbirine eşittir. 90'dan indiği için. Şimdi burası açı ortaya oldu. Aynı zamanda şurası 45. Burayla burası eşit. Burayla burası eşit. Buraya kaç kalacak? 45 olması için 27 kalacak. Şimdi burası 27 ise şurası da 27. Aynı zamanda burası 45 ise katlandığı zaman burası da 45. Şimdi şu ifade üçgenin iç açılar toplamından şurası ve şurası 117. 117 artı 27 topladığımızda 14, 144 olacak. Şimdi 180'den 144 çıkardığımızda x'i bulacağız. Yani buradaki x'imiz 36 olacak. Şimdi katlandığında öncelikle şurası 40 olacak. A köşesi 40 olacak. Şurası açı ortay olacak. Şimdi 40 ile 40'ı topladık 80. geriye 100 kaldı. Burası 50 olacak. Şimdi 80, 40, 120 buraya da 60 kalacak. Şimdi burası da aynı zamanda 40 olmuş olacak. 60, 40, 100 buraya da kaç kalacak? 80 kalacak. Şimdi AE'yi, AB'yi, AD'yi sıralayalım. 50'nin gördüğü AE en küçük olacak. Sonrasında 60'ın gördüğü ad ondan büyük olacak. 80'in gördüğü ise en büyük kenarımız olacak. Doğru cevabımız A seçeneği. Açıları yerleştirelim. Burası alfa. Aynı zamanda burası da alfa. Buraya bir teta açısı diyelim. Aynı zamanda burası beta olsun. Döndürüldüğü için şurası da teta. Aynı zamanda şurası da teta. Şimdi şu da aynı zamanda bunun üstüne geleceği için şurasını biliyoruz beta olduğunu. Şu ifade de aynı zamanda şununla eşit olduğu için teta. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Oranları verdiği için 8 ile 4 yazalım. Buradaki tabanlar aynı olduğu için şuradaki x'ler aynı olacak. x x diyelim buna. Şu ifadeye 12 eksi x diyelim. Aynı zamanda burası da 12 olacağı için 12 eksi x diyeceğiz. Otomatikman burası da eşit olduğu için 12 olacak. Şimdi a üssü B T üçgeni ile aynı zamanda T B üstü, C üçgeni eşit ve 12'ye 4 oranı olduğu için cevabımız 3 olacak. Şimdi bize sorulan kısım şurası. Ben şeklin simetrisini alacağım. Şu şekilde simetrisini aldığımızda direkt de bu şekilde simetri olacak. Şöyle burası 13. Burası bilmiyoruz x. Burası da aynı zamanda x olacak. Ve bunlar birbirine dik olacak. Kuraldan 9'un karesi 81 artı 13'ün karesi 169 eşittir. 15'in karesi 225 artı x'in karesi. Burası 250 yapacak. 225 karşı tarafa attığımızda 25 eşittir x kare ise x'imiz 5 olacak. Çevre uzunlukları eşitse o zaman burası b. Burası b olsun. Aynı zamanda şu altıgenin bir kenarı A olsun. O zaman 3B eşittir 6A'dan B'miz buradan 2A olacak. Şimdi diyor ki K, N'yi birleştir. Birleştirelim. P, L'yi birleştirelim. R, M'yi birleştirelim. Şu nokta demiş T noktası olsun. Şuradaki üçgenin alanını yani ABC üçgeninin alanını buradaki T, -K -L üçgeninin alanına oranlayalım demiş. Şimdi altıgenin 6 altı tane eşkenar olduğunu biliyoruz. O zaman bir tanesini istiyor burada. A kare kök 3 bölü 4. Bu T, K, L'nin alanı. Peki bizim B'miz 2A eşitti. Demek ki bir kenarımız 2A'dır. O zaman 2A'nın karesi kök 3 bölü 4 de ABC üçgenin alanını verecek. Düzenlersek 4 a kare kök 3 bölü 4. Bunu kime böleceğiz? a kare kök 3 bölü 4'e. 4'ler gitti. Kök 3'ler gitti. a'lar gitti. Doğru cevap c seçeneği olacak. Öncelikle buraya 3 düşecek. Burası da 9 olacak. Şimdi burası 9 ise şimdi ağırlık merkezi şuradaki ağırlık merkezi buradaki ağırlık merkezinin arasındaki uzaklığı sorduğu için buradan geçtiğimiz Tabi burayı keş parçaya bölecek. Aynı zamanda şuradan geçtiğimizde şuradaki kenarı keş parçaya bölecek. Şimdi burası herhangi bir G1 noktası. Burası da herhangi bir G2 noktası aldık mı gidecek. Şimdi buradan K'ya 2K olduğunu burası da M'ye 2M olduğunu biliyoruz. Şimdi şuradaki olan uzaklığı ile buradaki olan uzaklığı bulabiliriz. Şimdi buradaki olan uzaklığımız 3'tür. Buradaki olan uzaklığımız da 4'tür. Şurada bir birimlik mesafemiz vardır. Yani G1 ile G2 nasıl bulunacak? Kök içinde 3 artı 4'ün karesi artı 1'in karesi. Bu ifade 5 kök 2 yapacak. Şimdi dikdörtgenin kısa kenarı A olsun. Uzun kenarını da B diyelim. Şimdi bir dikdörtgen var. Şu şekilde. Uzun kenarımız B, kısa kenarımız A'dır. Çevresi de 2 çarpı A artı B eşittir. 12 ise o zaman A artı B'miz buradan 6 gelir. Şimdi ifadeye baktığımızda şuradaki ifade uzun bir kenar. Uzun kenar B idi. Demek ki B'miz 2 A'ya eşit olacak. Buradaki B gördüğümüz ifadeye 2 A yazarsam 3 A eşittir 6'dan A'mız kaç olmuş olacak? 2 olmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeyi tekrar yerine yazıyorum. Şuradaki kısa kenarımız A'ydı. Şuradaki kısa kenarımız A'ydı. Buradaki kısa kenarımız aynı zamanda uzun kenarımız B'dir. Toplamları ne olacak? A artı 2B. Şimdi A'yı 2 bulduk. B kaç olacak? 4 olacak. O zaman 8 artı 2'den bu uzunluğumuz 10 olmuş olacak. Aynı zamanda diğer uzunluğumuz da 10 olmuş olacak. Şimdi 4 tane A demek 4 çarpı 2 demek 8'dir. Çevreyi sorduğu için 20 artı 16'dan cevabımız 36 olacak. AC köşegeni 6. Buradaki BD köşegenin çizdiğimizde dik olarak kesişiyor. Şimdi eşkenar dörtgeninde köşegenlerinin çarpımının yarısı alanı veriyor. O zaman 6 çarpı BD çarpı bölü 2 eşittir 48. Buradan 3 çarpı BD eşittir 48 ise demek ki BD köşegenimiz 16 olacak. Şimdi iki eş parça ayrıldığında burası 8 olacak. Burası 8 olacak. 8, 15, 17 üçgeninden. O zaman burada şu ifade 3 olacaktı. Bunun tamamı 15 olduğu için buraya kaç kalacak? 12 kalacak. Şekli tamamladığımızda buradaki AB uzunluğu cisim köşegeni olacak. Cisim köşegenin formülü ise ayrıtların kareleri toplamı. 2'nin karesi artı, 2'nin karesi artı, 4'ün karesidir. 2'nin karesi 4 artı, 4 artı, 16 bu ifade 24 olacak. Kök de 2 kök 6 olacağı için cevabımız A seçeneği. Şimdi tüm alandan tüm alandan şuradaki ortak alanları çıkarmam gerekiyor. 4 tane ortak alanımız var. Her birinde bir birim karelik alan olduğu için 2 tane yapışık olduğu için 2 birim çıkarmam gerekiyor. Yani 2, 2, 2, 2. Toplamda 8 çıkarmam gerekiyor tüm alandan. Tüm alanda şu şekilde bulunuyor. 2 çarpı 3 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 artı 3 çarpı 1 yüzey alanı formülünden. Şurası 7, 7 çarpı 2, 14. Buradan 5 tane olduğu için 5 çarpı 14, 70. 70'ten 8 çıkardığımızda cevabımız 62 olacak.